Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cem Kaan. Bugün yine bir 3 artı 2 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Rakibimiz 2744 geldi bu arada. 14 Aralık 2022. Evet, enteresan minik bir oyuncu. Arkadaşlar iyi olmuş ama biz bunu yenmişiz bayağı. Neyde yendik acaba? Bullette mi yendik? Bullette yenmiş olabilir miyiz? Bullette bayağı yenmişiz. Skorumuz 10'a 2 arkadaşlar. Peki, Alapin açışıyla tekrar devam ediyoruz. D4'ten sonra arkadaşlar Fil C4. Ver diyoruz atı. Yine dediğim gibi bu varyant birazcık tricky bir varyant arkadaşlar. Burada at F3 oynayalım. Arkadaşlar at F3'ten sonra rakip düşünüyor. Şimdi yerse yiyeceğiz. Sonra baskılar yapacağız. Evet, bu pozisyonda arkadaşlar şöyle bir hamle yapıyorum. E6 arkadaşlar. Buradaki amaç rakibin piyon formasyonunu bozmak ve şahını arkadaşlar açığa çıkartmak. Rakipler bakalım, genelde şimdi fili buradan geliştiremeyeceği adam için adam G6 ile devam etmeye çalışıyor. Buna da H4 oynayacaktık. Peki vezir D7 oynuyor. Atımızı bir çıkalım C3'e bakalım. Adam nasıl bir uzun rok tercih edecek mi? Ona da hemen A4 ile başlayacağız saldırmaya. Hemen A4 sürelim. A4, A5, A6. Biz de kısa rok yapacağız tabii ki. At D5 oynadı rakip. Oynasın. Güzel. Peki, biz rokumuzu yapalım arkadaşlar, vakit daha da geç olmadan. Evet, rakip G6 tercih etti. Düşünüyorum arkadaşlar. Düşünelim. A5 sürelim. Sürelim piyonları ya. Niye sürmüyoruz ki gerçekten yani? B4 de sürebilecek miyim emin değilim. Şimdi yiyip B4 sürmek aklıma gelmiyor değil arkadaşlar. Vezir B3 de oynayabilirim. Kale E1 de oynayabilir. Her şeyi oynayabiliriz şu an. Yani pozisyon bence beyazların iyi olmalı bu pozisyon. Benim işimde öyle bir his var. A6 bile sürüyoruz. Rakip herhalde kaleci 8 oynamak istiyor. Süreyi ama dikkat etmem lazım. Arkadaşlar olduğu gibi her zaman. Vezir B3'le devam edelim. Yani çok hamle hoşuma gitmiyor ama piyonu blokladığım için. At D5, E5, B4, D5'ten dolayı hoşuma gitmedi. Gerçi B5 sürüp at D4, at D4, E4, vezir D4, fil G7, vezir çarpı D5. Aslında iyiymiş orası ya. Keşke vurup vurup B4 sürseydim. Neyse, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Rakip yerse umarım yer. Peki rakip bize piyonu geri veriyor. Piyonu geri veriyor rakip bize arkadaşlar. Peki alalım biz bunu. Sonrasında arkadaşlar A6 sürelim bir tane. Bakın bu A6'daki piyon rakibi her zaman sıkıntı yaratacak. Eğer vezirleri tahtada tutabilirsek arkadaşlar, atları yedik. Şimdi bu pozisyonda bunu yiyebilirim. Bunu yiyelim mi? File 3 de oynayayım. File çok enteresan değil ama. Tamam, yiyelim biz bu piyonun bir tanesini. E5 oynadı rakip. E5'ten sonra ben bunu da yemek istiyorum arkadaşlar. Bunu da yiyelim. Rakip yedi. Neyse, A5 oynayacağım. Kaleyi aktarma fikirlerim var. File 3 oynama fikirlerim var. File 3 oynayamıyoruz sanki şu an. Alıp alıp iniyor aşağı. E4 sürebilirim aslında orada ama şah çekiyor. Kale F7. Bayağı enteresan şeyler oluyor orada ya. Hiç emin değilim, biliyor musunuz? Çok zor bir karar ama yapmam lazım. Çok zor bir karar gerçekten arkadaşlar. İnecek aşağıya. E4 süreceğiz. Vezir B6 oynayabilir. Aşağı ineceğim kaleyi. Enteresan bir tercih. Şimdi artık vezirleri değişmek zorunda değilim ben. H1 oynayalım. Alamıyorum, mat var. Mantıklı bir tercih. Yine rakipten bir tane hava deliği. Pozisyon hala bence kötü. Ama daha oyun devam ediyor. Belki bir vezir A3 oynayabilirim. Vezir zaten burada çok bir şey yapmıyor. D3
diyerekten. Tamam, vezir a3 oynadık. Ver diyoruz piyonu. F7'e inebilir miyim? Böyle inebilir miyim ama yok, onu değişmeyelim arkadaşlar, değil mi? Böyle oynayalım. Ver diyoruz piyonu. Aşağı H2'ye gitmeye çalışacağım. Aşağı H2'ye gidelim. Kale D3 oynayalım. Aa, bu hamle birazcık kötü oldu. Piyonu verdik. Ama neyse, bunu alabiliriz biz de. Sıkıntı yok. Kötü olmamış. Kale F1. Diğer kalemizi aktarıyoruz. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlı gidiyor şu an oyun. 12 saniye, 22 saniye. Şah çektik bir tane. Diğer kaleyi de aktarıyorum. Aktarmasa mıydım diye düşünüyorum. Kale B3 oynadım. Yesek mi, yemesek mi? Ay, bir saniye. Woo! Şah. Aa, 3 artı 0 oynuyormuşum ben. 3 artı 0 oynadığımı unuttum. Pozisyon da iyiydi ya. Evet, 0 veriyor. Bakın arkadaşlar, 2 piyon geride olmamıza rağmen bence burası evet. Beyazları iyi olmalı. Kale 3 F7 kazanıyormuş. Nasıl kazanıyormuş bakalım. Vezir F3 oynuyormuşuz. Kale C4'de şah çekiyorum. Evet. Vezir kaybediyor açmaz olduğu için. De ben süreyi unuttum yani. Bu pozisyonda bile hala evet kale C8 oynayıp devam edecektim. Süreyi unuttuk arkadaşlar. Neyse, peki. O zaman bir tane daha 3 artı 0 video atalım arkadaşlar. Oo, güçlü bir rakip. Ben bu çocukla böyle oynayalım. Arkadaşlar, iki sefer oynadım. Birisini kaybettim, birisini berabere kaldım yani. Bayağı kuvvetli bir rakip. At F3. Bakalım intikamı alabilecek miyiz? Vezir E2 oynayalım. E4 sürelim. E5 sürelim. At F1. At G3 oynayalım arkadaşlar. Fil F4. Gerçi atı E3'e koysam belki daha mantıklıydı. Süreyi unuttuk ya. 3 artı 0'a basmışım ben. 3 artı 2'ye bastım zannediyorum. Çok enteresan. H6 yaptı. Demek ki fili gidecek buraya. H5 yapmayacak. Çok mantıksız bir mantık benim yaptığım bu arada. Bunu evde denemeyin. Tamam, rakip fil H7'e koydu. H5 koyalım biz. Gerçi H5 hamlesine gerek var mıydı bilmiyorum ama bilse oynadığımız için daha demin süreyi unuttum arkadaşlar. Süreyi unuttuğum için kendime biraz kızdım. Falan ne oynadım fark etmiyorum yani. Ben de diyorum bir saniye kala yaptım. Süre eklenmiyor. Çok enteresan. Evet, rakipten böyle bir hamle geldi. Şimdi A3 oynayalım. İleride B4'lere yapmak için. Vezir A5 şah. B4 7 uzun ok. Nasıl fikir arkadaşlar? Kötü bir fikir. Uzun ok diyorum. Bak, kısa ok atıyorum, uzun ok diyorum. B3 oynadı rakip. Rakip de şey yapmak istemiyor. Yiyelim bunu. Vezir B6, B4. At D4 geldi rakipten. Ben muhammeden hiç emin değilim. Alalım bunu. Böyle bir fikir olabilir. Mesela çok güzel fikir geldi. Vezir E5 fil A7. Vezir E2 şah çekiyorum. Adam atı falan bir yere kapatmak zorunda. Atla alıyorum. Al bakalım E5'i. Alıyor mu? Ve rakip tuzağa düşüyor. Vezir çarpı E2'den sonra kale C1 şah var. Rakip bir materyal kaybediyor burada arkadaşlar. Rakip bunu görmedi. Görmediğini yemin edebilirim. B6 bu arada çok kritik hamle. Umarım görmez.
Görme 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 lütfen görme. O kadar güzel hesapladım. Lütfen. Lütfen diyorum bak. B6 oyunu kurtaran tek hamle bence şu an. Bilgisayarla da bakarız maçtan sonra. Nasıl görüyorsun ya? Hatta şu an belki siyah bile iyi olmuş olabilir. Belki biraz abartı ama. Peki sürelim piyonları. Madem öyle. Şah. Fil D4. Sürüyorum piyonları. 40 saniyesi var. Enteresan bir hamle daha. Fili nereye gideceğiz? B2'ye gidelim bence. B2'ye gidelim. Bu tarz fikirler var şimdi pozisyonda. Bir saniye buraya oynasam. Çok tuhaf. Çok tuhaf. F3 oynasak. Bunu yesem bunu yiyor. Bunu yok. Vallahi çok enteresan bir oyun oluyor ya yine. Arkadaşlar. Nasıl böyle şeyler oluyor bu oyunda? Süremiz de az. Süreyi idareli kullanmak lazım. Sürelim piyonları. Sürüyoruz. Bunu bir tur alalım ya. Şöyle mi? Şöyle oynayalım. Şöyle oynayalım. Evet, artık alabiliriz ama tabii ki. Şöyle oynasak bakın çok aklıma çok şeytani bir plan geldi. Ve bu şeytani plan. Bir saniye. Böyle aldım. Oh shoot. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şaşı ki. Bir dakika bunu yiyoruz. Kale E5. F5 var abi. Bu nasıl oyun? Hala bitmiyor oyun ya. Kafayı yiyeceğim. Bit artık. Artık bit. Oyun beraber oldu neredeyse ya. İnanılmaz gerçekten. Ne süresi bitti adamın. Ve fil F1'den sonra kazanıyoruz oyunu arkadaşlar ama ya rakip inanılmaz iyi savundu. İnanılmaz iyi savundu. Ancak kazanmayı başarıyoruz arkadaşlar. Rakipten de online'da rövanşı aldık. Burada siyah iyi olmuş olabilir yani. Evet ben anlamadım zaten nasıl oldu bu ya. Burada zaten siyahı bunu biliyordum ama Blitz oynadığımız için çok önemsemiyordum arkadaşlar. Evet, bu pozisyonda iyi olduğumu düşünüyordum ben. Ama evet şey vezir E5 soru diyor. Fil A7 B6 aldım kale D7. Ha burada D4 ile devam etmem gerekiyormuş. Alınca da fil C5 falan ha şah çekip fil C5 tabii ki sonra fil F1 A4 A5. Burada güzel pozisyona kırıyorduk. D4 piyonunu vermememiz lazım tabii ki. Sonrasında birazcık yo burada da hala evet fil C5 oynayacaktım vazgeçtim. Birkaç sebeplerden dolayı. Burada da iyiydim yani. Bu piyonlar inanılmaz iyi çünkü. Evet burada flash 3'ü kaçırmışız arkadaşlar. Burada güzel bir pin var. Aa adam iki tane taş veriyor. Taş saymayı unuttum ben. Taş saymayı unuttum. Yemin ederim taş saymayı unuttum ya. Hem at alıyorum hem fil alıyorum ben. Niye almadım atı? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Neyse devam ediyoruz. Burada da yani pozisyon kötü değil artık. Çünkü piyonlar çok ilerledi arkadaşlar. Ama burada rakip beraberi çok güzel buldu yani. Kale A1 sonrasında F5. Burada beraber oldu oyun artık ama kale C4 soru ve fil F1'den sonra kazanıyoruz oyunu. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.